Arkadaşlar merhabalar. C# konsol eğitim videolarımızın bu gece 21.'sini gerçekleştireceğiz. Tarihler 11 Mart oldu. 50 derslik serimizin yavaş yavaş ortasına doğru geliyoruz. Birkaç bir şey söyleyeceğim, ondan sonra derse başlayalım. Web dersleriyle ilgili çok sık soru geliyor. Buradan bir açıklık ve netlik kazandırmış olalım web dersleriyle ilgili. Konsol dersleri Mart ayının sonuna kadar bitmesi biraz zor gibi görünüyor şu an. Benim tahminim Nisan'ın 10'una doğru falan biter. Yani önümüzdeki bir ay içerisinde 50. derse ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Daha fazla sarkmaz herhalde. Sonra Nisan ayında hemen web derslerine başlayamayacağım. Çünkü Nisan'ın 10'undan sonra benim sınavlarım başlayacak. Hani daha önce derslerimi seyreden arkadaşlar bilirler. Sınav haftası olduğu zaman video çekmeye fırsatım olmuyor ki. Zaten şeyi de fark etmiştim ben. Özellikle canlı yayın yaparken fark etmiştim bunu. Sınav haftaları izleyenlerin de çok fazla buna ne diyelim zaman ayırmaya vakti olmuyor diye. Bu doğru olur sanırım. O yüzden web dersleri sonra Mayıs ayında da bizim vizeyle final arasında çok uzun bir zaman dilimi yok. Büyük bir ihtimalle işte vizelerden birkaç hafta sonra hemen finaller başlayacaktır ki hani finallerin öncesinde de bir çalışma zamanı gerekiyor. O yüzden web videolarını buradan duyurmuş olalım. Web videoları Haziran ayında başlayacak. Haziran ayına kadar ben de tamamen eksiklerimi kapatmış olurum. Taslaklarımı tam netleştirmiş olurum. Bu arada web videoların ilk 5 derslik kısmı şey olarak taslak olarak hazır. Nasıl bir web sitesi ile başlayacağımızı falan hazırladım. Şimdi söylemeyelim onu. Şey olsun, sürpriz olsun. Ama beğeneceksiniz yani. Web dersleri keyifli geçecek. Ben bir sese bakayım. Ses ses güzel. Web dersleri C# formda olduğu gibi keyifli geçecek. Hani konsol dersleri de belki zevkli ama C# form kadar zevkli değil herhalde. C# formda hani biraz daha görsel bir şeyler yapıyorsunuz. İşte daha somut şeyler çıkıyor. Bu biraz daha konsol dersleri algoritmik temel oluşturmaya dayalı olduğu için o yüzden C# form kadar keyifli değil. Onu söyleyeyim ama web dersleri ikisinden de keyifli olacaktır. Ondan sonra işte dediğim gibi Haziran ayında büyük bir ihtimalle Ramazan ayı içerisinde başlamış oluruz web derslerine. Zaten Elazığ'daki artık benim de son zamanlarım. Haziran ayından itibaren ben de İstanbul'da olacağım inşallah. Artık derslere de web derslerinde İstanbul'da başlayıp oradan yayın yapacağım. Ondan sonra başka ne diyeceğim? Web dersleri 100 derslik bir seri olacak. 100 derslik bir seri olacak. Ne zaman biter? Haziran ayında başlarsak muhtemelen işte Mayıs, Haziran yine bir yıla yakın sürecektir. C# form dersleri 396 gün sürmüştü. Yani yaklaşık 13 ay sürmüştü C# form dersleri. Muhtemelen web dersleri de öyle olacaktır. Sadece Okunur, Salt Okunur dediğimiz bir web sitesiyle başlayacağız. 5 ders falan sürecektir bu ilk web sitesinin yapımı. Sonra kendi CSS'imizi oluşturup işte daha renkli görseli yüksek bir menülerle hazırlanmış işte kullanıcı tarafından yorumlar yapılan falan böyle web siteleriyle devam edeceğiz. Web site uygulamalarıyla. Bu şekilde devam edeceğiz. Eğer değinebilirsem bir yerde şöyle bir tane web sitesinde MVC ile kısmen yapmayı düşünüyorum. Böyle bir seri düşünüyorum. Bakalım inşallah web derslerimiz de Haziran ayında başlar. Kitabımızın satışı devam ediyor. Gitti gidiyor üzerinden. Bir tane kitap satın alıp bize destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi gelin dersimize başlayalım. Ne yapacağız bugün? Bugün değişkenlere yavaş yavaş sonuna geliyoruz diyecektim ama Boolean değişkenini anlatmadık aslında. Boolean değişkenini gelecek derse sarkıtabilirim. Bool değişkeni kitapta da var. Bugün anlatacağım konular kitapta yok. Onu söyleyeyim öncelikle. Bugün ne diyeceğiz? Bugün byte değişkeni diyeceğiz. Sbyte diyeceğiz. Eğer vakit kalırsa short ve uShort'a da bugün değinmeyi düşünüyorum. Yalnız byte ve sbyte içerisinde anlatmayacağım bir kısım var. O kısmı ilerleyen derslerde anlatacağız. Rekürsif ve iterasyon yapılara girmeden önce muhtemelen o kısma değiniriz. C# form derslerinde rekürsif yapılara değinmemiştik ama konsolda mutlaka değineceğiz. Açalım şöyle. Ben bir new project diyeyim. Ondan sonra console application 5 olarak kalsın.
Şimdi byte ile ilgili bir iki bir şey söyleyelim, başlayalım. Byte 1 byte büyüklüğünde, bellekte 1 byte kaça tekabül ediyor? 1 byte 8 bitti. 8 bite tekabül ediyor işte. 0 ile 255 arasındaki tam sayıları alıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra işaretsiz bir değişken türü byte. Ne demek işaretsiz? Sadece pozitif değerleri alıyor. 0 ile 255 arasındaki pozitif değerler. Şimdi gelin böyle basit bir örnekle başlayalım. Örneğin şöyle başlayalım. İki sayıyı ne yapalım? Toplatalım. Önce normal bir tane şey yapalım. Byte'de bir değişken tanımlayıp bunu ekran çıktı olarak verelim. Sonra iki sayıyı toplatıp ekrana yazdıralım. Byte sayı olsun. Noktalı virgül. Sayı eşittir 25 noktalı virgül. Console.write parantez içerisinde sayıyı bana yazdır noktalı virgül ve console.read. Start dedim. 25 bana geldi. Şimdi sorun yok. Mesela sayıyı büyütelim. 254 yapalım şöyle. Start dedim. Çalıştı. 255 yapalım. Start dedim. Çalıştı. Peki 256 yapalım bakalım çalışacak mı? Şöyle 256 yaptım. Altını çizdi. Ne diyor? 256'yı byte türü için hani 256 kullanmak istiyorsan dönüşüm uygulaman gerekiyor diyor. Neden? Çünkü byte türü 0 ile 255 arasındaki değerleri içeriyor. Peki 0'ı içeriyor mu? Bir bakalım. Önce 1'e bakalım. 1'de problem yok. Şöyle çalıştıralım hatta. Peki 0'a bakalım. Acaba 0'ı alıyor mu? 0'ı çalıştıralım. 0'da da problem yok ama eksi bir değer girelim bakalım, negatif bir değer. Şöyle eksi 1 girelim. Çalıştırmaya çalıştım. Hata verdi. Ne diyor? Az önceki hatayı veriyor. İşte sen diyor eksi 1 kullanmak istiyorsan buna bir dönüşüm uygulaman gerekiyor diyor. Şöyle 255'te kalsın. İşte Byte'ın değişken tanımlaması ve kullanımı bu şekilde başlamış olduk. Devam edelim. Ne yapalım? İki sayıyı toplatalım. Şimdi yalnız toplama işleminde şöyle bir kural var. Bunun literalinde söz diziminde şöyle bir kullanım var. Toplama işleminde eğer ki ben mesela S1 S2 diye tanımladım ve herhangi bir değişkene atmadan console.write'den S1 artı S2 dersem bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Int olarak topluyor. Burada herhangi bir sorun yok. Ama ben mesela byte toplam dedim. Toplam eşittir S1 artı S2 dediğim zaman o byte değerleri toplamıyor. Burada işin içine boxing ve unboxing dediğimiz iki işlem girecek ki buna şimdi değinmeyeceğim. Şimdi değinirsem kafanız karışacaktır. O yüzden acele etmiyorum. Şu byte değişkeni işte S byte, short, U short biraz daha otursun zihinlerinizde. İlerleyen derslerde sadece boxing ve unboxing'i anlattığım bir ders olacak. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? İki tane değişken tanımlayalım. Bunları toplatalım ama şey olarak console.writeline içerisinde yazdıralım. Byte S1 virgül virgül S2 noktalı virgül. S1 eşittir 20 noktalı virgül. S2 eşittir 50 noktalı virgül. Console nokta write parantez içerisinde toplam 2 nokta üst üste ne diyelim, yok demeyelim, direkt toplatalım önce. Şöyle yapalım. S1 artı S2 diyelim. Bir çalıştıralım önce şunu. Console.read bakalım çalışacak mı? S1 artı S2 start dedim. 70. Şimdi 70 geldi. Buraya kadar herhangi bir problem yok değil mi? Peki değeri arttıralım mesela. Şurayı 50 değil de 240 yapalım. Bakalım ne olacak? Start dedim. 260'ı ne yaptı? Bana yazdırdı. Şimdi neden 260 yazdırdı? Az önce mesela 256 denedik olmadı. Çünkü şu an console.write içerisindeki S1 artı S2 değerini şey olarak görüyor. Int olarak görüyor. Bunun varsayılanın default'ını ben dersten önce baktım. Int olarak geçiyormuş. Ama burada bir unboxing ve boxing işlemleri var ya, onu uyguladığımız zaman yani çıktı değişkenini de byte türünden verdiğimiz zaman ne yapıyor biliyor musunuz? 256'nın üzerine hani 256'ya ulaşınca sıfırlıyor ve onun üzerine kalan değeri yazıyor. Mesela bu sayıyı toplattığım zaman bana muhtemelen 4 sonucunu verecektir. 4 mü 5 mi? Emin değilim. 255'in üstüne mi koyuyor 256'nı mı? Ya 4 ya 5 olması lazım. İkisinden biri. O zaman ders
dersimizi yapınca hatta bu sayıları yine kullanır. Aradaki farkı görürüz. Şöyle 20 ve 240. Byte'ın kullanımı böyle. Şimdi SByte'a geçelim. SByte'la ilgili şunu söyleyeceğim. S nereden geliyordu? Galiba S harfi, başındaki S harfi sistemden geliyor diye hatırlıyorum ama SByte şu şekilde bakın. Şöyle bir tanımlaması var. SByte. Şuradaki büyük ve küçük, şunu da göstereyim de. Şuradaki büyük ve küçük arasında herhangi bir fark yok. Onu da söyleyeyim değişkenlerde. SByte ile ilgili. SByte byte'ın işaretli hali. Ama şimdi aralık olarak, hani bellekte kapladığı yer olarak, ikisi de aynı miktarda değer alıyor. Fakat şöyle bir fark var. Byte 0 ile 255 arasında değer alıyordu. SByte bunu ne yapıyor biliyor musunuz? İkiye bölüyor. Yarısını negatiften alıyor, yarısını pozitiften. Negatifte en uç değeri eksi 128, pozitifte en uç değeri artı 127. Arada bir fark var. O fark da sıfırdan geliyor. Bir de arada sıfır var ya. Sıfırı da aldığımız zaman yine ne yapıyor? 256 değere ulaşıyor. 128 tane negatif, 127 tane pozitif, 255. Bir de sıfır etti. 256. SByte. Ne olsun mesela? Değer diyelim. Noktalı virgül. Değer. Değer eşittir. 5 noktalı virgül. Konsol nokta write parantez içerisinde değeri bir yazdıralım. Ve bunda da şey işlemi yine geçerli olacaktır. Boxing ve unboxing işini. Şimdi bunu biraz daha akılda kalıcı bir hale getireceğim ben. Şimdi 5 geldi. Şimdi bu böyle akılda kalmaz. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane küçük bir hava durumu uygulaması yazalım. Hani negatif değerleri de alıyor ya. Mesela konsol nokta write parantez içerisinde çift tırnakla Doğu Anadolu bölgesi hava durumu. Bazı iller için hava durumu değerlerini girelim. Şunların başına bir de yıldız ekleyelim şöyle. Biraz görsel bir şeyler olsun. 4, 5. Bir boşluk. Şuraya da bir boşluk. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sonuna noktalı virgülü koydum. Ne yapalım biliyor musunuz? SByte'la 3 tane değişken yazalım. Mesela 3 tane şehrimiz için hava durumunun neyini, işte havanın kaç derece olduğunu listeletelim. Bir kış mevsiminde. Şöyle yapalım. Console nokta write bir tane daha yazı yazdıracağım. Şuraya hatta ben bir write line diyeyim de. Şuraya da write line diyelim. Console nokta write line çift tırnak içerisinde şöyle yazalım. Ne yazalım mesela? Ocak 2016 hava tahmin. Hava tahminleri. Hatta Ocak 2016 demeyeyim de. Şöyle diyelim. Ocak 2016 birinci hafta. Birinci haftanın hangi günü? Hatta bir gün verelim ya. Şöyle birinci hafta olmasın. Ne olsun mesela? 1 Ocak olsun. Yeni yıl. 1 Ocak 2016 hava tahminleri. Şimdi burada 3 tane değişken tanımlayalım. SByte. Şey olarak tanımlayalım. Şehir olarak tanımlayalım. Mesela Erzurum. Nokta şey virgül. Erzurum'dan sonra nereye alalım? Malatya'ya alalım. Malatya virgül. Bir de Doğu Anadolu'dan nereye alalım? Erzurum, Malatya. Hadi Elazığ olsun. Elazığ olarak alalım. Noktalı virgülünü koydum. Erzurum eşittir. Erzurum çok soğuktur. Eksi kaç olsun? 35 olsun gece. Abartılım. Aslında çok abartılı değil. Bu dereceyi gördüğü günler olmuştu. Malatya biraz daha sıcak ve en batıda bunlara göre eksi 4 derece. Hatta Malatya'yı pozitif yapalım. Malatya 3 derece olsun. Biraz tutarsız olacak değerler ama olsun. Sadece şey aradaki pozitif ve negatifi gör. Elazığ'da eksi 7 derece olsun. Şimdi yazdıralım bunları. Konsol nokta write. Write line diyelim. Write line parantez içerisinde Erzurum karlı iki nokta üst üste artı Erzurum'un değerini yazdırsın bize. Şimdi Erzurum'la bir başlayalım bakalım. Erzurum'u yazdıracak mı? Start diyorum. Erzurum karlı eksi 35 yazdırdı. O zaman diğerlerini de yazdırabiliriz. Konsol nokta write line parantez içerisinde Malatya çok bulutlu iki nokta üst üste
Artı Malatya. Malatya'yı yazdırım. Şu B harfi de büyük olsun. Malatya çok bulutlu. Ve Elazığ. Console.writeline parantez içerisinde. Elazığ karla karışık yağmurlu olsun. Karla karışık yağmurlu artı Elazığ. Bir de bunların sonuna şey ekleyelim. Derecedir diye. Şey ne olsun? String bir ifade olsun. Hani şu kadar derecedir şeklinde. Erzurum artı derecedir. İşte eksi 35 derecedir tarzında. Şuraya bir çift tırnak daha. Yine noktalı virgülü koyacağım. Bir dakika. Düzeltti onu. Şimdi aynısını buraya da yapalım. Artı derecedir diyelim. Şu başına bir boşluk bırakalım bunda. Noktalı virgül. Ve buraya da artı bir boşluk derecedir. Çift tırnak ve noktalı virgül yeniden koyalım. Şimdi yeniden çalıştıralım. İşte Doğu Anadolu bölgesi hava durumu 1 Ocak 2016 hava tahminleri Erzurum karla eksi 35 derecedir. Malatya çok bulutlu 3 derecedir. Elazığ karla karışık yağmurla eksi 7 derecedir. İşte böyle bir uygulama. Amaç burada neydi? S-Byte'ın negatif değerler de aldığını göstermekti. Ben bir videoyu durdurup bakıyorum şimdi kaç dakika olmuş. 16 dakika olmuş. O zaman devam edebiliriz. O zaman bir short da diyelim ya. Short'la ilgili ve U short'la ilgili de basit bir iki örnek yapalım ve dersimizi yavaş yavaş sonlandıralım. Siliyorum burayı. Şimdi önce short'la başlayalım. Short neydi? İşaretli şey işaretli mi? Evet, işaretliydi short. Neyi alıyordu? Artı eksi 32.768 olması lazım. Artı ve eksi 32.768 ki bu da zaten şeye denk geliyor. Integer convert türlerinden 16'ya denk geliyor. Int 16'nın karşılığı. U short. U harfi sanırım şeyden geliyor. Neydi U harfi? Unmarked'tı galiba ya şey anlamında işaretsiz anlamında sanırım unmarked olması lazım U harfi unmarked diye yazılıyor o da 0 ile 65.535 arasında hani bir şeye benziyor aslında byte ve s-byte'a benziyor sadece aralıkları birbirinden farklı şimdi önce short'la bir örnek yapalım ondan sonra U short'la yaparız short ne diyelim mesela s1 virgül s2 virgül s3 S1 eşittir 20 noktalı virgül S2 eşittir 30 noktalı virgül S3 eşittir 40 noktalı virgül. Şimdi bir bakalım. Acaba önce bir short'u kendi içerisinde direkt toplatalım. Ondan sonra değişken atayalım bakalım. Hani onda da bir tür dönüşümü istiyorum bizden boxing tarzında. Beraber görelim. Normalde console.write S1 artı S2 artı S3 diyelim. Noktalı virgülümü koydum. Şuraya bir console.read ekledim. F5'e bastım. 90'ı verdi. Doğru mu? 20, 30 daha 50. 50, 40 daha 90. Doğru. Şimdi şurayı ben bir açıklama satırı yapayım. Şuraya bir tane short diyelim. Short ne diyelim mesela? Toplam diyelim. Noktalı virgül. Beraber görelim. Eğer ki hata veriyorsa onu da boxing ve unboxing'de yaparız. Toplam eşittir. S1 artı S2 artı S3 diyeceğim. Diyemedim. S3 dedim. Noktalı virgülümü koydum. Console nokta write parantez içerisinde toplumu yazdıralım. Hata verdi mi? Verdi. Aa, bunda da şey gerekiyor o zaman. Bunda da yine boxing ve unboxing işlemi gerekiyor. Bunu anlatmayacağım. Şimdi anlatmayacağım. Şey de anlatacağım. Dediğim gibi bunu sadece kendi içerisinde ayrı bir ders olarak yapacağım. Şu an ona girmek istemiyorum. İnanın kafanız karışır. Ona da geleceğiz. O zaman şöyle az önceki şeye geri alalım. Normal console.write içerisinde yazdığımız haline. Şurası. Şöyle yeniden çalıştıralım. Bu şekilde ne yapıyor? 90 olmuş oluyor. Şimdi U short'ta ne yapıyoruz? U short'ta da sadece bunun işaretsiz şey işaretli hali oluyor.
işaretsiz. Amerika'da işaretsiz aynen. Hani şey olarak artı ve eksi olabiliyor o short. Mesela pardon. Short artı ve eksi oluyor. U short artı ve eksi olmuyor. Sadece artı olarak kalıyor. Mesela burada şunu deneyelim. S1 artı S2 artı S3'ü aldı. Aralık dışı bir değer girelim. Mesela short'a ne dedik? Eksi 32.768 artı 32.768 mesela 32.767 diyelim. Şimdi normalde bunu toplayacak. Neden? İşte bu aralığı bizi int olarak görüyor. Hani az önce byte'da bahsettiğim olay vardı ya, 256'nın üzerine sıfırlıyor, oradan sonra tekrar yazdırıyor falan tarzında. Şimdi peki değişken olarak daha büyük bir değer girelim. Mesela 32.769 girelim. Hata verecektir. Verdi. Ne diyor? 32.769 bunun short değişkenin dizin sınırları dışında. 32.768 de öyle. Ama 32.767 öyle değil. 768 de öyle değil mi? Evet, 768 de öyle. O zaman short'un son değişkeni kaçmış? 32.767'ymiş. Çalıştıralım. Problem yok. Gelin bunun bir de negatifini görelim. Bakalım negatif de kaçmış en son aralığı. Eksi 32.767 dedim. Problem yok. 32.768 çalıştıralım. Problem yok. Peki 32.769'da problem var. Neden? Çünkü artı pozitif değerlerde 32.767 değer var. Negatif değerlerde 32.768 değer var. 7-8 daha 15. Bir de ne var arada? Bir de 0 var. 0'ı dağıldığı zaman ne yapıyor? İşte 65.536'ya tekabül ediyor sanırım bu değer aralığı. Şeyin kullanımı böyle. Short'un kullanımı böyle. Bir tane de U short'la ilgili basit bir örnek yapalım ve dersi sonlandıralım. Şimdi U short, U harfi nereden geliyor demiştik? Unmarked'dan geliyor demiştik. U short'la ilgili S1 virgül S2 olsun burası da. İşte S1 eşittir 1 noktalı virgül, S2 eşittir 21 noktalı virgülümü koydum. Console nokta write yine aynı şey olacağı için değişken toplamını ayrı bir yerde yapmıyorum. S2, S1 ve S2'yi topla ve console.read dedim. Çalıştırdım. 22'yi verdi. Problem yok. Gelin bir de bunun aralığını görelim. Şöyle şuraya bir sıfır ekleyelim. Sıfırda herhangi bir problem var mı? Yok. Peki buraya eksi 1 ekleyelim. Ekledim. Hata verdi. Ne diyor? Eksi 1'i U short değişkeni içermiyor diyor. Eksi 1 kullanman için senin convert uygulaman gerekiyor diyor bize. Peki en son değerini görelim. Şöyle 65.535 yazalım. Sorun var mı? Bir bakalım. Sorun yok. Tamam, sıfırla topladı. Şimdi 65.536 yazalım. Bakalım sorun var mı? Var. 65.536'yı ne yapmıyor? Almıyor. Neden? Çünkü 65.535'e kadar olan değerleri alıyor. Bir de sıfır var. Sıfırı da eklediğimiz zaman ne yapıyor? Toplamda 65.536 tane tam sayı içermiş oluyor. İşte böyle. Short, short, byte ve s byte böyle. Aslında şey olarak değişken olarak çok şey değil, yani çok zor değil. Aklınızda kalsın. Mutlaka programlamanın veya kodlamanın bir yerinde, bir yerlerde, bir projede, bir uygulamada yapacağınız bir örnekte karşınıza gelecektir. Bir yerde karşınıza çıkar. Yalnız videoyla yetinmeyin. MSDN'den hani geçen ders söylemiştim ya, bunların komutları var. Bu kodların devamı var. Oraya bir bakın. Web'de bulabileceğiniz örneklere bakın. Bunlarla ilgili birkaç tane web sitesi söylemiştim size yine geçen derslerde. Oralara bakabilirsiniz. 21. ders böyle. Gelecek ders ne yapacağız? Gelecek ders bool değişkenine bir giriş yaparız. Bool değişkenini tek başına anlatırım muhtemelen. O da ayrı bir ders olur. Artık şeye değinmiyorum. Long değişkenine değinmiyorum. Ona da siz bakarsınız. İşte long da yine uzun aritmetik işlemler gerektiren değişken değerlerde kullanılıyor. Artık ona siz bakarsınız dediğim gibi. Sonra biz ne yapacağız? Gelecek ders bool değişkeni deriz. Ondan sonra yavaş yavaş çok boyutlu dizlere gireriz. Hani bu çok boyutlu dizler ve matrislerle çizim oluşturmadan sonra rekürsif yapılar, iterasyon ve işte bu boxing, unboxing işlemleri falan, onlara değineceğiz. Karayip Korsanları izlemediyseniz mutlaka seyredin.
21. dersi de burada sonlandırıyorum. Kitap satışımız hala devam etmekte. Bunu her dersin sonunda söylüyorum arkadaşlar. Konsol videolarının sonuna kadar da söylerim herhalde. Bir tane kitap satın alıp destek olursanız çok sevinirim. 21. dersi burada sonlandıralım. Gelecek ders Boolean değişkenle görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. 22. derste görüşürüz.